Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size RS200'ün, eski motorumun ama vazgeçmediğim motorumun kış bakımını nasıl yapacağınızı anlatacağım. Arkadaşlarıma anlatacağım şey çok önemli. Yani burada uygulamanız gereken şeyleri söyleyeceğim. Lafı çok uzatmadan başlayalım. Öncelikle yapmanızı tavsiye ettiğim ilk şey arkadaşlar, burada hemen size gösterelim. Bir artı stresini açıp buraya size tavsiyem arkadaşlar, sünger çekmeniz. Kışın buradan yağmur olsun, kar olsun değiyor. Sonra buradan konjüktörü bozuyor arkadaşlar. Çok sağlam değil zaten. Bu zaten Pulsar'da sıkıntılı bir olay. Daha önceden başımıza geldi. Şu arkadaş bozulunca motor yolda kalıyor. Hiçbir şekilde çalışmıyor. O yüzden bu süngeri çekmenizi tavsiye ederim. Pencere kenarlarınıza çektiğimiz bu süngerden buraya da çekip içinizi bir tık daha rahatlatabilirsiniz. Biz böyle bir uygulama yaptık. Daha doğrusu ben bunu senelerdir yapıyorum. Bu sayede hiçbir zarar görmedim. İlk tavsiyem bu. İkinci tavsiyem arkadaşlar zincir. Zinciriniz eğer gerginse, kışa giriyoruz biliyorsunuz, kışın zincir daha da geridir, çekişir. Yani şu zincir gerginliğinize bakın. Eğer çok gergin değilse mesela, bunun şu an iyi, kışın bizi idare edebilir. Ama biraz daha gergin olsaydı bu arkadaşı gevşetmemiz gerekirdi. Yoksa çok büyük sıkıntılar çıkabilir. Zincir kırılırsa yolda kalırsınız. Bloğa zarar verir vesaire vesaire. Çok sıkıntılı bir olay yaşarsınız. Üçüncü adım antifriz arkadaşlar. Eğer antifriz olmazsa, biliyorsunuz buradan ekliyorsunuz antifrizi. Antifriz olmazsa motor suyu donar orada. Eğer normal musluk suyu koyduysanız özellikle, oraya tavsiye etmiyoruz zaten. Videoda, kanalda video var antifriz eklemeyle ilgili. Sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Bunu yapmayın. Buraya antifriz ekleyin direkt. Mavi veya kırmızı. Sonrasında bir diğer önemli konu da arkadaşlar, yağınız. Eğer yağınız çok ince bir yağsa ya da kalın bir yağsa, kışın kullanacağınız yağ servislerden öğrenebilirsiniz bölgenize göre. Sıcaklığına, soğukluğuna göre biliyorsunuz yağ, ona göre ayarlıyoruz. Eğer içindeki yağ uygun değilse değiştirin. Zincirle ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Özellikle kışın yağmur, çamur gibi yollarda geçerseniz tortu kalır zincirin üzerinde. Bu da dişiye de zarar verebilir. Taş da gelebilir. Yani bunun zincirin temizliğine dikkat edin. Temizleyin. Yağlayın. Özellikle yağ donar üzerinde. Güzel bir zincir temizleme ve yağlama yapmanız gerekiyor. Yine aynı zamanda kanalda var. Lastik en önemli şey kışa girerken. Evet. Önemli şeylerden biri. Eğer yazın belki idare eder ama kışın kesinlikle affı olmaz, evet, lastiği. Kışın lastiği kullanacaksanız kış lastiği kullanmanızı tavsiye ederiz. Buna da değinmiş olalım. Sonrasında ne var söyleyeceğimiz? Arkadaşlar çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Söyleyen de olmadı şu ana kadar. Ben tecrübelerime dayanarak size bitiyor vereceğim. Bunun üzerinde, stopun üzerinde ya da ön tarafta elektronik aksamda, şuradaki farlarda, özellikle sis farlarında ya da şu LED ekranımızda arkadaşlar, buralara gelen su, kar, çamur vesaire bunun üzerinde kalıp buğulanırsa bozulma ihtimali %80 ya da 90 diyebilirim arkadaşlar size. Yani bunu özellikle dışarıdan geldiğinizde bunu kurulamanız gerekiyor. Özellikle bu stop, arka stop çok pahalı Pulsar'da. 5000 6000 gibi bir tutar hatırlıyorum. Yanlışım varsa siz yorumlara yazarsınız. Burada biliyorsunuz elektronik olarak çok şey bulunuyor ekranda. Ekranın üzerinde kalması ekranda içeride buğulanma yapıyor. Yine farlarda, farları silin arkadaşlar. Genelde uzunu bozuluyor. Yağmurda kalınca uzun da kısaya göre iki katı pahalı. Sonrasında başka size ne söyleyebilirim? Elcik sıkmayı kışın, yani bende yok, evet, ama keşke olsaydı. Kışın inanılmaz derece işinize yarıyor. Elcik sıkmayı kullanabilirsiniz. Elcik sıkmayı kullanabilirsiniz. Onun dışında aynalarınızı sürekli temizleyin. Yazın,
Ay kışın en fazla o sıkıntıyı çıkartıyor. En fazla çıkıntı çıkartanlardan birisi o. Aynen arıza kontrol edin. Başka aklımıza gelebilecek. Az önce arkadaşım da bahsetmişti zaten. Bu kaçtığı zaman direkt bak. Mesela benimki şu an büyük ihtimalle bozuk. Fren lambam çalışmıyor şu durumda arkadaşlar. Çünkü ben maalesef yağmurun altında kalmıştım. Antep'te yaşıyorum. Ve dikkat etmemiştim Berkay'la da şey yapmadan önce. Ondan sonra arka fren stopum çalışmıyor ve iki, yani en son baktığımda 3000 lira civarı bir şeydi sadece arka stop işçiliği olmadan. Bir de ayrıyeten değinmek istediğimiz bir konu bujilere su kaçması. Yani yüksek bir sulu bir alandan geçerken hızlı geçmeyin arkadaşlar. Bujiler ıslanıp tekrar sizi yolda bırakabilir. Egzoza su kaçmaması önemli. Bu da sizi yolda bırakır. Ya bunlar çok detay şeyler ama önemli şeyler arkadaşlar. Bunun bilinmesi gerekiyor. RS200'de motora başlayan çok arkadaşımız var. Onlara öncelikle hayırlı olsun diyorum. Dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Ben RS200'ü başlangıç motoru olarak görmüyorum. Yani söylenmesini, tavsiye edilmesini de kınıyorum gibi bir şey yani arkadaşlar. Daha düşük CC ile başlanması lazım. Bu motor güçsüz motor değil. Aldıysanız da ona göre kullanın. Kimsenin ailesi üzülmesin, kimsenin canı yanmasın diyorum. Hepinize hayırlı sürüşler diliyorum. Kazasız belasız. Arkadaşlar emeklerimiz için bir abone olursanız, bir like atarsanız, özellikle yorumlarda sizi bekliyorum, görüşlerinizi soruyorum. Tek tek cevaplıyorum. Lütfen siz de oraya bir şeyler yazın. İyi kötü konuşalım, iletişime geçelim. Hayırlı sürüşler, güle güle.